Pankreas kanseri karın arka duvarında yerleşmiş olan pankreas bezinin kanserleridir. Değişik kanser türleri olmakla beraber %90 adeno kanser dediğimiz kanser türleriyle karşılaşmaktayız. Eğer bir yere bası yapmamış ya da bir yerin çıkışını engellememişse pek belirti vermez pankreas kanserleri. Ancak safra kanalını içine alan safra kanalı tıkaması sonucu bir sarılık oluşmuşsa ki en çok belirti nedeni budur. O zaman sarılığın nedenini araştırırken pankreas kanserleriyle karşılaşırız. Yine pankreasın gövde ya da kuyruk tümörleri, kanserleri eğer etraf sinir dokularını tutmuşsa yaratacak karın ve özellikle sırt ve bel ağrılarıyla pankreas kanseri belirtileri ortaya çıkabilir. Pankreas kanserinin tedavisi çok komplike ve zor bir tedavi yöntemidir. Yine pankreas kanserinin cerrahisi günümüzde yapılacak en büyük cerrahi yöntemlerden biridir ki bu ameliyatta, Beeple ameliyat dediğimiz ameliyatta pankreasın başını, gövdesini, 12 parmak bağırsağını, safra yollarının bir kısmını, ince bağırsağın bir kısmını çıkartırız ve daha sonra mide ile ince bağırsak arasında, safra kanalı ile bağırsak arasında yine pankreasla bağırsak arasında yeni birleştirmeler yaparız. Oldukça komplike, zorluk derecesi oldukça yüksek, riski de buna göre daha yüksek olan bir ameliyattır. Ama bu hastaların en önemli şansı cerrahi uygulanabilecek dönemde yakalanıp ameliyatların yapılabilmesidir. Tabii ki bu hastalara ek bir takım ilaç tedavileri, kemoterapileri verilmektedir. Ama bunların hasta sağ kalımlı etkisi çok fazla değildir. Bu hastalardaki en önemli şey erken tanı ve iyi bir cerrahi tedavinin uygulanmasıdır. Zor bir cerrahidir, zorluk derecesi yüksek bir cerrahidir. Bu nedenle birikimi ve deneyimi fazla olan merkezlerde yapılması gereken bir cerrahidir. Tabii pankreas kanserinin tedavisinin ana yöntemi cerrahidir. Bu hastalar erken dönemde tanı konduğu zaman uygulanacak cerrahi tedavi bu hastalar için en önemli şanstır. Ve uygulanacak cerrahi tedavi de cerrahinin en büyük ameliyatlarından biridir. Beeple ameliyat dediğimiz bir ameliyattır. Bu ameliyatta midenin bir kısmını, 12 parmak bağırsağını, pankreasın baş ve gövde kısmını, safra yollarının bir kısmını, yine ince bağırsağın ilk kısmını çıkartırız. Ve daha sonra mide ile ince bağırsak arasında, safra kanalı ile ince bağırsak arasında ve pankreasla ince bağırsak arasında yeni birleştirmeler yaparız. Bu nedenle zorluk derecesi oldukça yüksek bir ameliyattır. Ve ameliyatla ilgili problemler daha sık daha fazla yaşanabilir. Ama bu hastaların bir takım ilaç tedavilerine gereksinimi olabilir ama bu tedaviler hastanın sağ kalımına çok ciddi katkılarda her zaman bulunmayabilir. Onun için bu hastaların en önemli şansı hastalığın erken tanı konması ve uygun bir şekilde cerrahi olarak tedavi edilmesidir. Zorluk derecesi yüksek olması nedeniyle bu ameliyatların bilgi ve birikimi fazla olan kişiler tarafından ve merkezlerde yapılması daha uygundur.